Haberleşmemiz izleyenleri bugün sizler için Kahramanmaraş Afşin'de bulunan Özpalatlar Tarım Ürünlerine konuk olduk. Ve yanımızda işletmecimiz Göktürk Bey bulunmakta. Buyurun efendim, öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Göktürk Polat. Özpalatlar Tarım Ürünlerinde yetkiliyim. 20 yaşındayım. Peki bizler için vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir Göktürk Bey? Biz Özpalatlar Tarım'dan neler alabiliyoruz efendim? Aslında siz bireysel olarak bir şey alamazsınız. Bunun için çiftçi olmanız gerekiyor. Tarlanızdan çıkan mahsulü buğday, mısır, arpa burada satıp ya da depomuza yerleştirip daha sonra da satabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki efendim, müşterileriniz neden sizleri tercih etmekteler? Bu sektörde güven çok önemli ve biz de bulunduğumuz sektörde Kahramanmaraş'ın en sağlam firmalarından biri olduğumuz için çiftçilerimiz bizi tercih ediyorlar. Bu şekilde. Peki efendim, ileriye yönelik hedef ve projeleriniz neler olacak? Neler yapmayı planlıyorsunuz? İlk etapta kapasitemizi 20 bin tona yükseltip lisanslı depo işletmesi olmak istiyoruz. Sonrasında bu yandaki boş araziye güzel bir son teknoloji yem fabrikası kurmayı planlıyoruz. Onun dışında henüz daha ileriye dönük bir plan yapmadık. Bu şekilde. Son 20 yılınızı planlamışsınız zaten efendim. Peki sektörünüzde yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Bizim sektörde aslında, yani sektörden daha ziyade buralarda yeterli bir ortaklık kültürü yok. O yüzden bir iş kuracağınız zaman kendi sermayenizi kendinizin oluşturması gerekiyor. Yani bireysel olarak çalışmak zorundasınız. Onun dışında bir de yetişmiş eleman sıkıntımız var. Örneğin Kahramanmaraş'ta düzgün bir eksper yok. O yüzden sizin sürekli olarak bu işletmede bulunmanız gerekiyor. Bu da bizim için büyük bir problem. Aynı zamanda gelen buğdayları, mısırları eksperdi yapmanız gerekiyor ve değerini biçmeniz evet, de gerekiyor. Evet. İşte eksperin görevi bu değerini biçme olayıdır. Yetişmiş bir eksper olmadığı için maalesef biz sürekli burada bulunmamız gerekiyor. Ve siz de bu işin içinde yetiştiğiniz için hemen hemen bütün konulara vakıfsınız. Tabii. Alırken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Alırken mısırda özellikle en önemli husus nem konusudur. Yüzde kaç nem var, ona göre sınıflandırırız mısırı. Buğdayda renge bakılır, proteine, hektolitreye bakılır. Arpa da aynı şekilde renk ve yabancı madde oranına göre fiyatları değişiklik gösterebilir. Ben özellikle mısıra biraz değinmek istiyorum. Çünkü burada kurutma makineleri falan var. Aldığımızda nasıl başlıyor onun serüveni? Mısır ilk etapta gelir. Buradan siloya gider. Yaş mısır. Yaş mısırdan bahsediyorum. Çünkü kuru mısırı herhangi bir işleme tabi tutmamıza gerek yok. Yaş mısır ondan sonra kurutma makinesinden geçer. Burada yaklaşık 200 derece sıcaktan yavaş yavaş aşağı doğru inerek kurumaya başlar. Son vaziyette artık soğutma işlemine geçilir. Orada soğuduktan sonra artık mısırımız depolanabilecek seviyeye gelmiş olur. 13 rutubet, 14 rutubet yüzde olarak söylüyorum. O şekilde oradan sonra da siloya tekrar depolanmak için gider mısırımız. Sonrasında da kullanıcıya hazır hale gelir. Yani son olarak bizi izleyenlere neler aktarmak istersiniz? Buradan çiftçilerimize sesleniyorum. Eğer Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da çiftçilik yapıyorsanız ürünlerinizi doğru şekilde değerlendirmek, uygun fiyattan satmak istiyorsanız, sizin için makul bir fiyattan değerlendirmek istiyorsanız Özpalatları Tarım'a bekliyorum. Afşin Elbistan yolu üzerindeyiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Efendim, bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamı dilerim. Ben de teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, işleyişimiz izleyenleri. Bugün sizler için Kahramanmaraş Afşin'de bulunan Özpalatlar Tarım Ürünlerine konuk olduk. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.